O merkezli çemberde BC yayının uzunluğu kaç santimdir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi bu çemberin yarıçapları birbirine eşit. O zaman burada O noktasıyla A'yı birleştirirsem burası da yarıçap olacak. Burası yarıçap, burası yarıçap. O zaman şuradaki açımız 45 derece. Buradaki açı 15 ise buradaki açı 15 derece. Demek ki buradaki açı 60 derece. 60 ise gördüğü yay 120 derece. Merkez açısı da 120 derece. Bizden BC yayının yani şuradaki yayın uzunluğunu sormuş. Yarı çapı AC uzunluğunu buraya 6 kök 2 olarak vermiş. Burası da 90 derecedir. O zaman yarı çapının 6 birimi olduğunu tespit etmiş oluruz. Buradaki de 6. Arkadaşlar 120 derecelik dilimin uzunluğunu soruyor. Yani 2 çarpı pi çarpı 6 dersem tüm çemberin çevresini bulmuş olurum. Biz burada 120 derecelik kısmını arıyoruz. 120 bölü 360. Hemen bunları 1 bölü 3 olarak yazdık. 12'yi 3'e bölersek 4 pi olarak bulmuş olacağız. Cevabımız da burada B şıkkı olacaktır. AB çaplı yarım çemberde mavi renk ile boyalı kısmın alanı kaç santimetre karedir diyor. CH uzunluğunu arkadaşlar 3 birim olarak biliyoruz. Şuradaki AB uzunluğunu da 12 birim olarak biliyoruz. Şimdi o zaman çemberin yarı çapının 6 santim olduğunu görmüş oluyoruz. Arkadaşlar şöyle yapalım. C'den O'ya çizdiğimizde buranın da 6 birim olduğunu görebiliriz. Burası da 6 birim yarıçap. O zaman şuradaki açıya 30 derecelik açı diyebiliriz. 30'un gördüğü 3 ise 90'ın gördüğü 6'dır. Onun için buradaki açı 30 derecedir. Bu durumda şuradaki açıyı 150 derece yazabiliriz. Demek ki biz 150 derecelik dilimin alanından şu üçgenin alanını çıkartmamız gerekecek. Öncelikle 150 derecelik dilimin alanını yazalım. 6'nın karesi çarpı pi çarpı 150 bölü 360 eksi üçgenin alanı arkadaşlar. 3 çarpı 6 bölü 2'den yapabilirsiniz. Ya da sinüs alandan yapabilirsiniz. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı, çarpı sinüs 150 derece deyip buradan yapabilirsiniz. Ben kolay olanı tercih ediyorum. 3 çarpı 6 bölü 2. 3 çarpı 6 bölü 2 yazdık. Buradan işlemlerimizi yaparsak şunlar birbirini götürdü. 3'e bölersek 5. 3'e bölersek 12 gelmiş oluyor. 36'yı 12'ye böldüğümüzde 3. 3 çarpı 5'ten 15 pi olarak geldi. 3 kere 6 18 bölü 2'den de 9 geldi. O zaman arkadaşlar 15 pi eksi 9 olarak bulunmuş olur. Cevabımız A şıkkı olur arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde ABC merkezli eş yarıçaplı daire dilimleri veriliyor. Buna göre pembe renkli boyalı alan kaç santimetre karedir? Şekle baktığımızda arkadaşlar üçgenin alanından şuradaki köşedeki daire dilimlerinin alanlarını çıkartmamız gerekiyor. Burada önemli bir nokta yarıçaplar birbirine eşit eş daire dilimleri demiş buralar RR olmuş oldu. E bu durumda biz r artı 2r artı 1, 2r artı 2, 2r artı 3. Aralarında birer fark var. O zaman arkadaşlar R'ye 1 dediğimizde o zaman 3, 4, 5 üçgeninin olduğunu görürüz. Demek ki R'miz 1'miş. Şimdi son olarak dikkat etmemiz gereken olay şu. Buradaki 90 derece. Şunların ikisinin toplamı da 90 derece. Yani üçgenin iç açıları toplamı kadarlık bir çember var. Yani bunları biz düzgün hale getirdiğimizde yarım çember olacaktır. O zaman yarım çemberin, yarım dairenin alanını çıkartmam gerekecek. Ee, şu uzunluğa biz 4 dedik buradaki uzunluğa 3 demişsek 3 çarpı 4 bölü 2 arkadaşlar bunun alanı üçgenin alanı eksi buradan e, yar yarım dairenin alanını çıkartacağız dairenin alanı pi r kare ile bulunuyordu. Yarı çapı 1 olduğu için 1'in karesi çarpı pi yerine 3 alıyorum bölü 2 aldım arkadaşlar çünkü bu yarım daire 12 bölü 2 eksi 3 bölü 2. Arkadaşlar buradan 9 bölü 2 olarak gelmiş olacak alanımız. Demek ki cevabımız B şıkkı olur. Şekilde verilen iki tane iki daire arasındaki boyalı bölgenin alanı 55 pi olduğuna göre dairelerin yarıçapları toplamı da 11 santimdir. Buna göre küçük dairenin çevresi nedir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle dersek şunun yarıçapına çapına küçük r, büyüğün yarı da merkezi şurada bir yerde olsun çok önemli değil. Burası da r. Yarıçapları toplamını bize 11 olarak vermiş, büyük r artı küçük r eşittir 11 olarak verilmiş. Şimdi büyük dairenin alanından büyük r kare çarpı pi eksi küçük r kare çarpı pi eşittir 55 piymiş arkadaşlar, 55 pi. O zaman şurada şunu söyleyelim. r kare eksi küçük r kare eşittir 55 ise, bunu buradan şöyle söylersek, r eksi küçük r artı r eksi r artı büyük r eşittir 55. Bu durumda arkadaşlar R artı büyük R'yi biz 11 olarak biliyorsak diğeri R eksi küçük R'nin 5 olması gerekiyor. Çarpımının 55 olması için buraya 5 yazdık. Bizden küçük dairenin çevresini istediği için şurayı eksi ile çarparak yazıyorum. Bu R'ler birbirini götürdü. 2 e, tane küçük R 11'den 5 çıkartırsam 6 R eşittir 3 olarak bulundu. Bize çevresini sorduğuna göre arkadaşlar 2 çarpı pi çarpı yarı çap 3 o zaman 6 pi olarak çevresi bulunmuş olur. EFC'de bir dikdörtgen ED 6 santim alan EFC'de 96 o zaman arkadaşlar 6 çarpı 16 96 yapacağı için şuradaki uzunluğun biz 16 olduğunu söyleyebiliriz EF uzunluğu 16 buna göre AB çaplı yarım dairenin alanı nedir diye soruyor bizden yarım dairenin alanını istemiş o zaman bize yarı çap lazım bu durumda merkezinin biz şurada olduğunu tespit edebiliriz şuraya merkezi demiş olsak Merkezden yani tam ortasında bir nokta olarak seçtim. Şimdi devam edelim. Merkezden kirişe indirilen dik doğru kirişi iki eşit parçaya bölecektir. O zaman toplam uzunluk 16 ise 8'i burada 8'i burada olacak. Şuranın da 6 olduğunu gördüysek arkadaşlar dikdörtgenden dolayı. Şurası o zaman bunun yarı çapı olmak zorunda. 6, 8, 10 üçgeni. Demek ki R dediğimiz değer burada 10'muş arkadaşlar. Bize AB çaplı yarım dairenin alanını soruyor. Yarım dairenin alanı onun karesi çarpı pi tüm daire bölü 2 yarım daire olacak 100 bölü 2'den 50 pi olarak buradaki alanı tespit etmiş oluruz burada cevabımız A şıkkı çıkar Yukarıda verilen AB çaplı daire içerisinde O1, O2, O3 merkezli birbirine eş yarım daireler çizilmiştir. AB uzunluğu 12 santim olduğuna göre mavi renk ile boyalı alanların toplamı kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar şunların birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Bunlar hepsi birbirine eşit. Bu şekilde eşitlikleri var. Toplam uzunluk 12 olduğuna göre 12'yi 4 parçaya bölersem her bir parçanın 3 olduğunu görürüm. Şimdi şekle tekrar baktığımızda. Şuradan tüm alandan şuradaki 3 tane yarım dairenin alanını çıkartmamız gerekiyor. 3 tane yarım daire. Arkadaşlar şöyle dersek büyük dairenin yarı çapı 6. O zaman 6'nın karesi çarpı pi'den neyi çıkartıyoruz? 3'ün karesi çarpı pi çarpı 1. Şöyle baktığımızda 1.5. 1.5 3 bölü 2 olan daireyi çıkartmış olacağız. Buradan işlemlerimizi yaparsak 36 pi eksi. 3 kere 3 9 9 kere 3 27 pi bölü 2 gelmiş oluyor. Buradan çıkarttığımızda 2 çarpı 36 72 72'den 27'yi çıkartırsak 45 pi bölü 2 olarak gelmiş olacak. Buradaki alan değerimiz arkadaşlar 45 pi bölü 2 olur. Yukarıdaki verilere göre pembe renk ile boyalı alanlar toplamı kaç santimdir diye soruyor. Kaç santimetre karedir diye sormuş arkadaşlar. BT uzunluğu 3, TC uzunluğu 12 olduğuna göre şunu çizdiğimizde A'dan T'ye çizersek yani çemberin merkezinden TT dik indirdiğimizde burası 90 derece. Dikten dik inerse arkadaşlar burada öklit bağıntısı vardır. 3 ile 12'nin çarpımı şuradaki R yarıçapı, R kare eşittir 3 çarpı 12. 36 R eşittir 6 olarak gelmiş olacak. R'yi bulduk 6 olarak. Şekle tekrar baktığımızda üçgenin alanından çeyrek dairenin alanını çıkartmamız yeterli olacak. O zaman 6 çarpı 15 bölü 2 eksi üçgenin alanı 6 çarpı 15 bölü 2 eksi. 6'nın karesi çarpı pi bölü 4 çeyrek dairenin alanı. Bu durumda 6 çarpı 15 45 yapmış oluyor arkadaşlar. Buradan eksi 36 bölü 4'ten 9 pi olarak gelmiş olacak. Burada cevabımız B şıkkı olur. ABCD bir kare S bulunduğu bölgenin alanı şekilde ABCD karesi içerisinde AB çaplı yarım daire ve A merkezli çeyrek daire verilmiştir. Arkadaşlar şekle tekrar baktığımızda o zaman şuradaki S alanını bulabilmek için çeyrek dairenin alanından yarım dairenin alanını çıkartmam gerekiyor. Şuraya R buraya da R dedik. Buradaki parçamızda 2R olmuş oldu. Çeyrek dairenin alanı 2R'nin karesi 2R'nin karesi çarpı pi bölü 4 eksi yarım dairenin alanı pi r kare bölü 2 olarak geldi. Buradan baktığımızda 4 bölü 4'ten pi r kare gelmiş olacak. Eksi buradan da pi r kare bölü 2 gelmiş olacak bu S alanı. 2 çarpı bu eksi buradan yaparsak pi r kare bölü 2 gelmiş olacak. Demek ki S alanımız bu arkadaşlar. Şimdi buradan sonra alan ABCD dediğimiz 4 r kareye eşit 4 r kare bölü 2R'nin karesinden dolayı 4R kare bölü pi R kare bölü 2. Arkadaşlar R kareler birbirini götürdü. 2 çarpı 4'ten 8 bölü pi olarak gelmiş oldu. Cevabımız burada D şıkkı çıkacaktır. O merkezli çeyrek dairede verilenlere göre yeşil renk ile boyalı alan kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar çemberin yarı çapının 4 köküç olduğunu görüyoruz. Şurası 4 köküç. Burada önemli olan nokta şurasını görmek arkadaşlar. O'dan C'yi çizersek çemberin yarı çapına eşit. Onun için burası da 4 köküç olmuş olacak. 4 köküç 2 köküç oranı varsa şuradaki açının 30, buradaki açının 60 derece, buradaki açının da 30 derece olduğunu görüyoruz. 30'un karşısı 2 köküç ise 60'ın karşısı köküç, köküç katından dolayı 6 gelmiş olacak. O zaman biz şuradaki üçgenin alanı bulabiliriz. 6 çarpı 2 köküç bölü 2'den 6 köküç olarak geldi. Bize şuradaki dilimin alanı lazım arkadaşlar. Buradaki dilimin alanını da 4 köküçün karesi 4 köküçün karesi çarpı pi çarpı 30 bölü 360. 30 bölü 360. Buradan sadeleştirdiğim zaman 12 gelecek. 48 bölü 12'den 4 pi olarak gelir. O zaman bizim toplam alanımız 4 pi artı 6 köküç olarak bulunmuş olacaktır. Cevabımız eşit olur. BED yayı A merkezi çeyrek çember yayı ABC ve ABC bir dik üçgen yukarıdaki şekilde turuncu renk ile boyalı alanlar birbirine eşit olduğuna göre yani buraya A dersem buraya A diyebilirim şuradaki alana da B dersem arkadaşlar AC uzunluğu nedir diye sormuş bize şunu görüyoruz hemen çeyrek dairenin alanı A artı B üçgenin alanı da A artı B o zaman 4 çarpı x bölü 2 üçgenin alanı Eşit olacak çeyrek dairenin alanına 4'ün karesi çarpı pi bölü 4'e. Bu durumda buradan 2x geldi. Buradan da 4pi gelmiş oldu. O zaman x eşittir 2pi olarak bulunur arkadaşlar. AC uzunluğunu 2pi olarak bulmuş oluruz. ABC'de dikdörtgen AE6 CB3 santim. Yukarıdaki şekilde A merkezi C, CE yaylı mavi renk ile boyalı daire diliminin alanı nedir diye soruyor. Arkadaşlar bu çemberin yarıçapı 6 olduğuna göre. Buradaki uzunluğunda 6 olduğunu görürüz. 6'ya 3 oranı dik üçgende 30-60-90 üçgenine eşittir. O zaman buradaki açı 30 derece olacak. Demek ki bizim aradığımız yer 30 derecelik daire diliminin alanı. 6'nın karesi çarpı pi tüm daire çarpı 30 bölü 360. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 12 katı olduğunu görüyoruz. 36 bölü 12'den 3 pi olarak buradaki alan değerini hesaplamış oluruz. Yukarıda yarıçapları 1 santim olan birbirine teğet 9 adet eş çember verilmiştir. Buna göre sarı renk ile boyalı bölgelerin alanları toplamı nedir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle düşünelim. Buradan böyle aldık. Köy merkezlerini birleştirdiğimizde burada ortada bir dikdörtgen ya da kare oluşur. Kare oluşur. hatta biz şöyle de yapsak. Bakın şunları da çizdiğimizde şöyle parçalar oluşacak. O zaman şunu görmüş olacağız arkadaşlar. Buradaki yarı çapı 1 olduğu için burası 1, 1. Aynen 1, 1 geldi. Buradaki açılar 90'lar derece. Yani 4 tane çeyrek çember, 1 tane tam çember yapacak. O zaman karenin alanından bir tam çemberi çıkartırsam ortadaki bir parçanın alanı çıkmış olacak. Bunların hepsi de birbirine eşit olacak şekilde. 2'nin karesi eksi. Pi re kare. Pi, pi 3 alın dememiş. Pi 1'in karesi bir tane dairenin alanı olacak. O zaman 4 eksi pi olacak bir tanesi. Bundan 4 tane olduğuna göre 4 katı yani c şıkkı kadar olmuş olacak arkadaşlar. Ee, bu soruyla birlikte testin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.